Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Suat Bey'e konuk olduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Adım Suat Balcı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Makine mühendisiyim. İş hayatıma öncelikle çimento sektöründe başladım 5 yıl kadar. Sonrasında köy hizmetleri de devam ettim iş hayatıma. Köy hizmetleri şu anda çalışmakta olduğumuz, genel müdür olduğum kurumun işleriyle örtüşen bir kuruluştur. Su ve kanalizasyon hizmetleriyle çok benzeşir. 2007 yılında ben eski genel müdürlüğüne mühendis olarak geldim. 2016 yılından beri de yaklaşık 2 yıldır eski genel müdür olarak görev yapmaktayım. Eski olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Eski genel müdürlüğü 2560 sayılı İSKİ kanununa tabi müstakil bütçeli bir kuruluş. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı bir kuruluştur. 2560 sayılı yasada su ve kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetleri ile ilgili görevlerimiz var. 6360 sayılı yasa ile bütün şehir yasasıyla bütün ilçe ve köyler mahalle statüsüne dönüştürüldü. İlçeler de bize bağlandı. 2014 yılı Mart ayından itibaren biz sadece şehir merkezine değil, il bütününe hizmet götürmekteyiz. Örneğin Sivrihisar, İnönü gibi ilçelerimizin ve ona bağlı olduğu mahallelerin tamamına su ve kanalizasyon hizmetini şu anda götürmekteyiz. Göreve gelmiş olduğunuz günden itibaren yapmış olduğunuz projeler ve devam eden projelerinizden bahseder misiniz? Göreve geldiğimiz günden itibaren bekleyen projelerimiz vardı. Örneğin bizim çok önemsediğimiz bir baraj projesi vardı. Buraya 26 kilometre mesafede Aşağı Alıca mahallemizde bir baraj projemiz vardı. 2011 yılından itibaren bekleyen, yaklaşık 6 yıl bekledi. Buradaki izinleri tamamladıktan sonra hızla bu yapımını, baraj yapımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 milyon metreküp bir su geçişi var. O suyu şehrimize getireceğiz. Şu anda o baraj tamamlandı. İshalatlı yapım çalışmaları yakında başlayacak. En büyük projemiz bu idi. Onun dışında tabii paket atık su arıtma tesislerimiz var. 5 tane. Büyük yerleşim yerlerimizde 4 tanesi bunların ilçedir. Bir tanesi de ilçe büyüklüğünde bir mahallemizdir. Kırka mahallesinde. Paket atık su arıtma tesisleri yaptık. Bunlar da yakında hizmete girecek. Bir kısmı girdi. 6 tane de içme su arıtma tesisi yaptık. Bunlar da hizmete girdi. İlk kez Eskişehir'de paket içme suyu ve paket atık su arıtma tesisi yapmış olduk. Peki ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik hedeflerinden bahsetmeden önce yapmış olduğumuz şeylerden de biraz bahsetmek isterim. Biz örneğin 6360 sayılı yasa ile 550 tane mahalle bize sonradan katılmış oldu. Burada tabii içme suyu sıkıntısı çeken mahallelerimiz vardı. Hızla burada sondaj çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 40 tane köye, suyu az ve yetersiz olan 40 tane köye, şimdi mahalle statüsüne dönüştürdüler, mahalleye su ulaştırdık. Bunları son 1,5-2 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Yine şehrimizde bizim sayaç ön ödemeli elektronik kartlı sayaçtır. Kartlı sayaç yükleme noktalarını 30'dan 45'e çıkarttık. Birçok mahalleye su makinesi yerleştirdik ve vatandaşlarımız rahatça en yakın su makinesine giderek kartına su yüklemesi yapabiliyor. Yine kalabak su Eskişehir için çok büyük bir değerdir. Yaklaşık 45 kilometre mesafeden Türkmen Dağları'ndan doğan kalabak suyu çok lezzetli ve Türkiye'de en üst sıralarda yer alan bir kaliteye sahiptir. Biz 2005 yılından itibaren yapmış olduğumuz yeni ishalatlarıyla bu suyu Eskişehir'e çağdaş modern borularla kazandırdık. Son teknolojik borularla yeniden getirdik. Tabii fabrikada üretim tesislerini yeniledik. Örneğin son 2 yılda bardak makinesini
PET makinasını, filtrasyon sistemini değiştirdik. Yeni depolar yaptık. Kalabak suyumuza büyük yatırımlar yaptık. Çok lezzetli ve içimi çok güzel bir sudur. Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasından da bakıldığında doğal kaynak sular arasında en üst sıradaki su Kalabak sudur. Buraya da ciddi yatırımlarımız oldu. Bundan sonra da tabii ki devam edecek bu yatırımlarımız. Depolarımız var mahallelerde. Uzun yıllar bakımı yapılmamış ve yeni gereksinim olan depoları ele aldık. Yaklaşık 96 tane mahalle içme suyu deposunu yeniledik. Bir kısmını yeniden yaptık, bir kısmını da tamir olabilecekleri de tamir ettik. 96 tane ve bunun devamı gelecek. Önümüzdeki yıllarda da deposu tamir edilmeyen, elden geçmeyen bir mahalle bırakmayacağız. Tamamını elden geçireceğiz. Ayrıca merkezi laboratuvar kurduk. Ham su kalitemizi, ürettiğimiz suyun kalitesini 86 parametresini ölçebileceğimiz ve yakında akredite olacak bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarımız da bu bölgenin en büyük laboratuvarı olacak. Bunu da kazandırdık. Bu laboratuvar sayesinde ham su ve üretilmiş suyun analizlerini yaparak halkımıza daha sağlıklı, daha kaliteli içme ve kullanma suyunu sunmaktayız. İleriye yönelik hedeflerimizden bahsetmek gerekirse, biz şu an mevcutta Porsuk Barajı, Kütahya sınırları içerisinde yer alan Porsuk Barajı'ndan suyu alıp arıtıp şehrimize sunmaktayız. Porsuk Barajı'nın tabii bir ekonomik ömrü var ve küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle de su ile ilgili bir azalma söz konusu. Porsuk Barajımızın da seviyesi giderek düşmekte. Tabii alternatif su kaynaklarını da araştırmaktayız. Bununla ilgili az önce bahsettiğim Ilıca Barajı'nı yaptık. Sakarya Nehri'miz Eskişehir sınırları içerisinde Çifteler ilçesinden doğmakta. Bu Sakarya Nehri'nin doğduğu noktadan şehrimize kaliteli, sağlıklı içme suyu getirme projemiz var. Eğer bu gerçekleştirilebilirse, DSE ile bu tahsis noktasında bir anlaşma sağlanabilirse, bu suyu da içme suyu tesislerimize getirip arıtma tekniklerini biraz daha, arıtma kimyasallarını biraz daha azaltarak, maliyetleri de düşürerek halkımıza sağlıklı içme suyu sunmak istiyoruz. Projelerimizden bir tanesi budur. Bir diğeri de atık su arıtma tesislerimizin 3. etap, yani genişletilmesi projesi kapsamında yaklaşık 85 bin metreküp bölü gün kapasiteli bir 3. etap projemiz hazırlandı. Bu yıl onaylandı projemiz İller Bankası tarafından. Bunun da kredisi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Kredi sağlanması durumunda ihaleye çıkacağız bu sene. Ve 3. etap arıtma tesisimizi de yapmamız durumunda kapasitemiz 200 bin metreküp bölü gün kapasiteye çıkacak. Ve şu anda Eskişehir'in tüm atık suyunu arıtmış olacağız. Biz atık sudan metan gazı üreterek o metan gazından da elektrik üretiyoruz. Ve tesisin elektrik giderlerinin yaklaşık %60'ını da buradan karşılamaktayız metan gazı üreterek. Çevreyi kirletmiyoruz. Atık su arıtma tesislerimizle, merkezi atık su arıtma tesisinin 3. etabıyla çevreyi mümkün olduğunca kirletmemeye çalışıyoruz ve en az kirleten idarelerden bir tanesi olduğumuzu da düşünüyorum ayrıca. Çevreye çünkü çok büyük yatırımlar yapmaktayız. Öncelikle bu çalışmalarımızda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çalışanlarımıza, personelimize, sahada emek veren alın teriyle bu sıcakta, kışın soğukta, karlı kışta çalışan bütün emektar arkadaşlarımın, personeline çok teşekkür ediyorum.